Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi Daf Coğrafya 2. kitap 41 nolu föyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu föyümüzde küresel ortam bölgeler ve ülkeler 2 ülke arası etkileşim başlığını ele alacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle teknolojik gelişmenin kültürel ve ekonomik etkilerine bakacağız arkadaşlar. Kültürel etkilerine baktığımızda genel ağ yardımıyla dünyanın en uzak noktasında yaşayan insanlar birbiriyle iletişim kurup birbirlerinin kültürel, kültürleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir insanların merak ettiği ve beğendiği yerleri ziyaret etmesini sağlayarak turizmin gelişmesine katkı sağlar. Ekonomik etkilere baktığımızda e-ticaret sayesinde dünya küresel bir köy haline geldiği için satın alma, karşılama, satış sonrası destek gibi müşteriyi memnun edici uygulamaların bulunması e-ticaret hacminin her geçen yıl artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle teknolojiye uyum sağlayan ülkeler küresel ölçekte ticarete söz sahibi olurken teknolojiye uyum sağlayamayan ülkeler küresel ölçekte ticarete söz sahibi olan ülkelerin hem ham madde kaynağı hem de pazar haline gelirler. Ekonomik ve sosyal hareketlerin belirlediği yaş ki kuşaklara bakacağız şimdi sevgili arkadaşlar. Sessiz kuşak denilen kuşak. 1925 ile 1945 yılları arasında arkadaşlar doğanları, doğanlardan oluşan bir kuşaktır bu. Bu kuşağı içine kapanık, temkinli ve sessiz özellikleri yansıtması sebebiyle sessiz kuşak ismi verilmiştir. Çağımızın en eski kuşağıdır. Tarım ekonomisinden modern sanayileşmiş ekonomi geçişte önemli rol oynamışlardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında zor günler geçirmişlerdir. Baby Boomers kuşağı diye geçen kuşak arkadaşlar. 1946 ve 1964 yılları arasında doğanları kapsıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sonra e, savaşının sona ermesiyle birlikte doğum oranlarının hızla artması sonucunda bu kuşak bebek patlaması kuşağı adını almıştır. Disiplinli bir eğitim hayatları olmuş. Bu nedenle bu disiplin iş hayatlarına yansımıştır. Bu kuşaktakiler insanlığın ilk uzay seyahatini, ABD Başkanı Kennedy su ABD Sovyet arasındaki soğuk savaş gibi tarihi olaylara tanıklık etmişlerdir. X kuşağı 1965 ile 1980 arasında doğanlar. X kuşağı büyürken petrol ve enerji krizleri, medyanın gelişim ve yükselmesiyle siyasi darbeler gibi birçok gelişmeye tanıklık etmişlerdir. Özellikle kadınlar bu önemli çalışma hayatına katılmaya başlamışlardır. Bu kuşağa sahip olanların ortak özellikleri şunlardır. Gerçek arkadaşlığı tercih ederler. Yüz yüze iletişim tercih ederler. Toplumsal sorunlara karşı duyarlıdırlar. İş yerindeki kurallara ve çalışma saatlerine özen gösterirler. Teknolojiye uyum sağlamakta sorun yaşarlar. Teknolojik aletlerde kullanma kılavuzunu tercih ederler. Sabırlı, disiplin ve saygılıdırlar. Arkadaş ortamlarında bilginin çevreye aktarımı yavaştır. Y kuşağına bakacak olursak arkadaşlar. 1980 ile 1999 yılları arasında doğanları kapsıyor arkadaşlar. Akıllı telefonlar, dijital bilgisayarlar ve sosyal medyayla büyüyen ilk kuşaktır. Bireysel özgürlüklerini düşkün ve girişimcidirler. Kurallardan ve otoriteden hoşlanmazlar. Çalışmaktan hoşlanmazlar ama eğlenmeyi severler. İlgi oda olmaktan çok hoşlanırlar. İş hayatında hızlıca yükselmek ve kendi işlerini patron olmak isterler. Adaptasyon kapasitesi de yüksektir. Sadakat ve bağlılık duyguları zayıftır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanırlar. Kendilerine farklı görüş dayatılmasını sevmezler. Y kuşağı. Z kuşağı 2000 ile 2010 yılları arasında doğan kuşağı verilen isim arkadaşlar. 21. 21. yüzyılda doğan ilk kuşaktır. Teknolojide çok iç içedirler ve bilgiye ulaşma kapasiteleri yüksektir. Yüz yüze, yüz yüze iletişimde çok sosyal medya platform, yüz yüze iletişimden çok sosyal medya platformları ile sosyalleşirler. Cep telefonu, telefonu ve bilgisayar ayrılmaz parçalarıdır. Çabuk tüketirler ve çabuk sıkılırlar. Söylemek istediklerini karşı tarafa direkt söylerler. Hem gerçek hem de sanal dünyada çalışabilmektedirler. Son olarak arkadaşlar 2011 ile 2025 yılları arasında doğanları kapsayan alfa kuşağımız var. Alfa kuşağına dijital veriler de denilmektedir. Bilgi teknolojileri bilgi teknoloji, teknolojileri ile ilgili gelişmiş bilgi ve becerilere sahiptirler. Bilgisayarların, video oyunlarının ve internetin yani dijital dünyanın ana dilini çok iyi bilirler. Teknoloji evrenleri, eğitimcileri ve sosyal etkileşimler günlük hayatlarını etkileyen en önemli unsurlardır. İkinci başlıkta gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olan faktörler var arkadaşlar. Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri, ihracata konulan ürünlerin ekonomik değeri, enerji kullanım oranı, teknoloji kullanımı, şehirleşme oranı, eğitim seviyesi, okul yazarlık oranı, yeterli beslenme, bebek ölüm oranı, ortalama yaşam süresi, sağlık hizmetlerinin yeterli ve temel hak ve özgürlüklere sahip olmak arkadaşlar gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Evet, inovasyon kavramını ele alacağız bu sefer arkadaşlar. Herhangi bir alanda mevcut işleyişin üzerine yeni yaklaşımlarını kazandırılmasına inovasyon denir. İnovasyonun olması için gerekli şartlar değişim ve yeniliktir. İnovasyonun kullanıldığı alanlar üretim, yönetim, eğitim, sağlık ve bankacılık gibi alanlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inovasyonun etkilerine bakarsak arkadaşlar, ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir büyümeyi sağlar toplumlar için sosyal kalkınmayı ve refah düzeyinin artmasını sağlar. Ulusal ekonomiler için ise rekabet gücünün artmasını sağlar. Girişimcilik, çevredeki fırsatlardan yararlanmak ve yeni fırsatlar oluşturmak için mal ve hizmetin üretilmesine denir. Girişimci, toplumun talep ettiği mal ya da hizmeti keşfedip üretebilen ve karşılayabileceği riskleri göze alan, farklı düşünüp sorunlara çözüm üretebilen kişilere denir. Girişimciliğin önemine baktığımızda yeni sanayi kolonun oluşmasını sağlar, halkın refah düzeyini artmasını sağlar, toplumdaki ekonomik farklılığını en aza indirger. Dijitalleşme. Herhangi bir bilginin analog ortamdan dijital formata dönüştürülmesi nedenidir. Dijitalleşmeye ayak uyduramayan ülkeler gelişme hızı düşer. Sağladığı yağlara baktığımızda yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirmesini sağlar. Ulusal ve uluslararası rekabette avantaj sağlar. Daha çok ve daha hızlı büyümeyi sağlar sevgili gençler. <laughs> Üçüncü başlıkta arkadaşlar. Ülkenin ekonomisinin gelişmesine etki olan faktörleri alacağız. Doğal ortam şartları ve beşeri faktörler olarak iki ayrılıyor arkadaşlar. Doğal ortam şartları gerçekleri, iklim koşulları, su kaynakları ve deniz okuyumuna göre konum olarak değerlendirilirken beşeri faktörler sermaye, eğitim, teknoloji ve nitelikli iş gücü olarak arkadaşlar sınıflanmaktadır. Dördüncü başlıkta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmasına bakacağız arkadaşlar. Özellikle e, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde arkadaşlar Ana başlıklarıyla alacağız. Kişi başına düşen e, milli gelir, gelişmiş ülkelerde yüksek, gelişmekte olan ülkelerde düşüktür. Gelirin ülke gelirine dağılımı, gelişmiş ülkelerde dengeli, gelişmekte olan ülkelerde dengesizdir. Nüfusun büyük bir kısmı, gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektöründe çalışırken, gelişmekte olan ülkelerde tarım sektöründe çalışır. Doğum ve ölüm oranları arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde düşükken, gelişmekte olan ülkelerde yüksektir. Nüfus artış hızı, gelişmiş ülkelerde düşük, gelişmekte olan ülkelerde yüksektir. Oku, oku yazarlık oranı gelişmiş ülkelerde yüksek, gelişmekte olan ülkelerde düşüktür. Sağlık ve eğitim hizmet, hizmetleri gelişmiş ülkelerde arkadaşlar, gelişmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise yetersizdir. Kentsel sıfır, nüfus oranı gelişmiş ülkelerde fazladır, gelişmemiş ülkelerde ise azdır. Nitelikli iş gücü oranı gelişmiş ülkelerde fazla, gelişmekte olan ülkelerde azdır. Alt yapı gelişme, gelişmiş ülkelerde gelişmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde yetersizdir. Teknolojik imkanlar gelişmiş ülkelerde yüksektir arkadaşlar, fazladır. Ama gelişmekte olan ülkelerde azdır. Arge faaliyetlerine ayrılan kaynak gelişmiş ülkelerde fazlayken gelişmekte olan ülkelerde düşüktür. Aile yapısının e, yapısının geneli gelişmiş ülkelerde çekirdek aileden oluşur. Gelişmekte olan ülkelerde geniş aileden oluşur. Tarımda kullanılan yöntemler gelişmiş ülkelerde modern iken gelişmekte olan ülkelerde ilkeldir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir karşılaştırma olarak Japonya ve Nijerya örneği var. Japonya'da gayri safi yurt içi, yurt içi arkadaşlar. ABD doları cinsinden 5.1 trilyon dolardır. Enerji ve ham madde kaynakları bakımından fakirdir. Sanayileşme ve teknoloji sayesinde ekonomisi gelişmiştir. Bu durum eğitim, sağlık, okul yazarlık, altyapı gibi konularda dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almasını sağlamıştır. Sanayi ve hizmet sektörüne çalışan sorunu tarım sektörüne göre daha fazladır. Nijerya'ya baktığımda gayri safi yurt içi ABD doları olarak arkadaşlar 440.83 milyar dolardır. Enerji ve ham madde kaynakları bakımından petrol ve doğalgaz zengindir. Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin sahip olmasına rağmen siyasi iktidarsızlık, çatışmalar, petrol üretim tesislerine yönelik sabotajlar gibi durumlar ülkede güvenlik zafiyeti oluşturmuştur. Bu durum eğitim, sağlık, okul yazarlık, altyapı gibi konularda istenen seviyeye ulaşmasını engellemiştir. Tarım sektörünün çalışan nüfus sorunu sanayi ve hizmet sektörünün çalışana göre daha fazladır arkadaşlar. Evet bir örnek sorumuz var arkadaşlar. 2022 yılı AYT sınavında çıkmış bir soru sevgili arkadaşlar. Aşağıda 3 farklı ülkeye ait bebek ölüm, şeyleşme, internet kullanım oranları gösterildiği tablo verilmiştir. Yalnızca tablodaki bilgiler dikkat alınında bu ülkenin gelişmiş düzeyleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Sorumuzda bu değerlendirmeyi şimdi ele alacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle baktığımızda sevgili gençler, K ülkesinde bebek ölüm oranlarını incelediğimizde arkadaşlar, e Karay'sının bebek ölüm oranı 5.3, L ülkesinin bebek bebek ölüm oranı 2.4 ve M ülkesinde 10.4. Yani burada bebek ölümlerinin fazla olduğu M ülkesi burada en geri kalmış ülke diyebiliriz arkadaşlar. Bunu 3. sıraya koyalım. Bu açıdan baktığımızda en gelişmiş ülke olarak L ülkesi görürken en geri yani ikincisi orta sırada yer alan ülke olarak da K'yı gösterebiliriz 2 numarada arkadaşlar. Şehirleşme oranına baktığımızda evet L şehrinde şehirleşme daha fazla. yani daha gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Sonra K ülkesi gelmekte ikinci sırada ve en şehirleşme oranı en düşük olduğu şehir M şehri. İnternet kullanım oranlarına baktığımızda arkadaşlar L, L ülkesinde %92'ler oranındayken bu K ülkesinde %70, M ülkesinde %60. Yani gelişmişlik seviyesi açısından, açısından, değerlendirdiğimizde L ülkesi en gelişmiş ülkeyken arkadaşlar onu K ülkesi takip etmekte ve en geri kalmış ülke ise M ülkesi olarak dikkat çekmektedir. Bu, bu üç ülke arasında en gelişmiş ülke M ülkesidir diyor arkadaşlar. Böyle bilgiye ulaşamayız. Bu üç ülke arasında en az gelişmiş ülke K ülkesidir demiş. Hayır. K ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha düşüktür demiş arkadaşlar. Evet K ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha düşüktür. Doğru bir yargı olacaktır. Diğerlerine bakalım. M ülkesinin gelişmişlik düzeyi L ülkesinden daha yüksek olamaz. L ülkesinin gelişmişlik düzeyi K ve M ülkelerinden daha düşük olma şansı yok. Çünkü en gelişmiş ülke L ülkesidir dedik arkadaşlar sorumuzda. Ülkelerin, ülkelerin gelişmişlik ölçü, ölçütlerini ele alacak olursak arkadaşlar, gayri safi milli hasıla burada önemli şeylerden, kriterlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerine gayri safi ve yurtdışı hasıla denilen, milli hasıla denilen arkadaşlar. GSMH ülkenin refah seviyesinin belirlenmesine önemli bir ölçüttür. Ülkenin refah seviyesinin artması için milli gelirin ülke içinde eşit bir dağılış göstermesi gerekir. Gelişmiş ülkelerde milli gelir ülke içinde eşit bir dağılış gösterirken, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde eşit bir dağılış göstermez. Bu nedenle gayri Safi e, milli hasıla arkadaşlar ülkenin gelişmişliğini belirlenmesinin tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Gayri harfi milli hasıla yanında okur yazarlık, özgürlük, güvenlik, beslenme gibi durumlarında değerlendirilmesi gerekir. İnsanın gelişim endeksine bakacak olursak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990 yılında itibaren her yıl insan gelişim endeksi raporu yayınlanmaktadır arkadaşlar. İnsanın gelişim endeksinin belirlenmesinde etkili olan kriterlere baktığımızda eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, Yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi ve okul yazarlık oranları arkadaşlar ön plana çıkmaktadır. Burada sarıyla gösterilen ülkeler arkadaşlar çok yüksek insan gelişim endeksine sahipken arkadaşlar nasıl diyelim kahverengi tonda olanlar yüksek insan gelişim endeksine sahip arkadaşlar daha açık tonla gösterilen açık kahverengi ile gösterilen alanlar orta insan gelişim endeksine sahipken arkadaşlar yeşille gösterilen olanlar düşük insan gelişim endeksine sahiptir. İnsan gelişme endeksi sıralamasına 2021 yılında bakacak olursak arkadaşlar çok yüksek insan gelişim endeksine sahip ülkelere baktığımızda İsviçre, Norveç, Kanada yer alır gibi örnekler verirken Türkiye 48. sırada yer alıyor sıralamada arkadaşlar. Yüksek insan gelişim endeksine sahip ülkelere baktığımızda ise Arnavutluk, Çin, Brezilya, Libya, Vietnam gibi ülkeler arkadaşlar dikkat çekiyor sıralama açısından baktığımızda. Endeks sırasına baktığımızda tabii ki arkadaşlar Arnavutluk 67. Çin 79. Brezilya 87. ve 104. sırada gibi karşımıza çıkıyor. Orta insan gelişim endeksine sahip olan ülkeler örnek verecek olursak Filipinler, Fas, Gana, Kenya, Filişi sahip gibi ülkeler örnek verirken düşük gelişim endeksine sahip ülkeler Tanzanya, Senegal, Eritre, Yemen ve Güney Sudan gibi örnekler karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ülkenin bölgesel ve küresel ölçekli doğal kaynak potansiyellerine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Öncelikle değerlendirmemizde arkadaşlar petrol rezervinin en çok olduğu ilk 5 ülkeye bakacağız sevgili arkadaşlar. Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak dikkat çekiyor. Doğa gaz rezervinin en çok olduğu ülkelere baktığımızda burada Rusya, İran, Katar, Türkmenistan ve ABD ön planda arkadaşlar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin zengin doğal kaynakları gelişmiş ülkeler tarafından geçmişten günümüze kadar sömürülmüş. Hatta bazı ülkelerin sınırları bu sömürge ülkeleri tarafından çizilmiştir sevgili arkadaşlar. Örnek vereceğiz Orta Asya arkadaşlar. Sınırın oluşmasını olan doğal kaynaklara baktığımızda petrol, doğalgaz, altın ve uranyum başta geliyor. Bu ülkeler arkadaşlar Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dır. Afrika'da ise arkadaşlar sınırın oluşmasını etkileyen faktörlere ve kaynaklara baktığımızda petrol, fosfat, altın, gümüş, bakır ve elmas gibi madenler öne çıkarken Afrika ülkeleri olan bu ülkeler arasında Fas, Libya, Mauritania, Çat, Sierra Leone, Nijer, Güney Sudan, Cezayir, Mısır, Mali, Sudan, Tunus ve Batı Sahra gibi ülkeler örnek gösterebilir arkadaşlar. Orta Amerika'da ise arkadaşlar altın ve gümüş sınırını belirlenmesini etkili olan doğal kaynaklardır. Bu ülkeler Guatemala, Belize, Panama, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Costa Rica olarak dikkat çekmektedir. Plantasyon tarım kavramını açacak olursak arkadaşlar. Türkler kuşakta ticari amaçlı çok geniş alanlarda bir veya birkaç çeşit ürünün yetiştirme dayalı tarım metodudur arkadaşlar. <laughs> Örnekler verecek olursak Brezilya'da çay, kahve ve muz, <laughs> Sri Lanka'da çay, Malezya'da kavuşuk arkadaşlar plantasyon tarımda üretilmektedir. Plantasyon tarımın gelişmiş ülkeler ve büyük şirketler Güney Amerika ve Afrika'daki büyük çiftliklerde arazi kiralayıp o bölgedeki halkı köle gibi kullanarak ülkelerine ucuz gıda ve tarım ürünü sağlamak için yapmaktadırlar arkadaşlar. Doğa kaynak zengin sanayileşmiş ülkelere baktığımızda arkadaşlar <laughs> ABD, Kanada, Rusya ve Norveç dikkat çekerken doğa kaynak yönünden zengin ve sanayileşmemiş ülkelere baktığımızda Nijerya, Sierra Leone örnek olarak verilebilir. Doğa kaynak yönünden fakir ve sanayileşmiş ülke dediğimiz zaman Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler dikkat çekmektedir. Plantasyon tarafının yapıldığı ülkelere baktığımızda arkadaşlar Kolombiya, Sudan, Arjantin, Brezilya, Nijerya ve Kenya gibi ülkeler dikkat çekmektedir sevgili arkadaşlar. Evet, bir 2019 yılı AYT sonunda çıkmış bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Ülkenin gelişmiş düzeyde, gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçüler, ölçütler belirlenmiştir arkadaşlar. Bu ölçütlerin bir kısmı ekonomik, bir kısmı sosyal ve kültürel niteliklerle ilgilidir. Aşağıdaki hangisi bu ölçütlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları rezervleri arkadaşlar bu ölçütlerden biri değildir. Temel ve hak ve özgürlükler bir ölçüttür. Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri de ölçüttür. İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri ölçüttür. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli bir ölçüttür ancak ülkenin yarattığı virüsün kaynak potansiyeli arkadaşlar burada bir ölçüt değildir. Örnekçe baktığımızda 2021, 2021 yılı AYT sınavına çıkmış bir soru arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkede sektörlerin ekonomi olan katkılarının son 10 yıla ait dağılımını gösteren bir tablo incelendiğinde tarım sektörünün ekonomik payının azaldığı, sanayi ve özellikle de hizmet sektörünün payının arttığı görülmüştür. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı ilgili olarak aşağıdaki yargılardan Hangisine ulaşılamaz? Enerji tüketimi artmaktadır. Gelişen bir ülke çünkü. Kentleşme oranı artmaktadır. Evet ekonomik bakımdan gelişmektedir. Kesinlikle tarımsal üretim miktarı azalmaktadır. Dursun eğitimin sorunu yükselmektedir. Arkadaşlar ülke gelişiyor diye tarımsal üretim azalmaz. Tarımda çalışan kişi sayısı azalabilir. Ama tarım modernleştiği için arkadaşlar tarımsal üretim miktarı da artmaya devam edecektir. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız bunun üzerine D seçeneğidir. Evet sevgili gençler. 41 Nolu burada nokta koymuş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle.